kirabudur.com Türkiye'nin en büyük kiralama platformu. Merhaba efendim. Kanal 68 Televizyonu Haber Bülteni ile karşınızdayız. Yapılandırma Kanunu kapsamında vergi borçlarının son ödeme tarihi 1 Mart Pazartesi. Bu sebeple vergi dairesi vezneleri bu hafta sonu da hizmet veriyor. Bugün de vatandaşlar vergi dairelerine akın etti ve veznelerde uzun kuyruklar oluştu. İsmim Savaş, soyadım Ok Aksaray'ım. Aksaray'da doğduk büyüdük. Savaş Bey, bugün vergi daireleri açık biliyorsunuz. Evet, nasıl düşüncelerimizi alabilir miyiz? Valla düşüncem berbat. Sırayı görüyorsun. Tam 2,5 saattir bekliyorum. Ödeyeceğim 985 lira para tek vezne var. İkinci vezne de daha sonradan geldi. İnsanlar da bir ızdırabı bak. Ayakta bekliyor. İçeride bir ayrı sıra, dışarıda bir ayrı sıra. Peki sokakta herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı denetimlerden dolayı? Olmaz mı? Kendim vergi mükellefiyim. Polisin bana yazdığı cezadan polisin haberi yok. Adama diyorum ben vergi mükellefiyim. Tır şoförüyüm. Taksimi petrola koyup oradan yola gideceğim. Tır şoförüyüm. Adam bize ceza yazdı. Cezayı gittim ertesi gün düşürdüm. Yazdığı cezada kendisinin haberi yok. Yani söyleyeceklerim bu tamamen mantıksız bir şey. Siz tanıyabilir miyiz? Hüsamettin Eskil. Bugün vergi daireleri açık biliyorsunuz. Biliyoruz size evet. Size bir katkı sağladı mı açık olması? Hiç katkı sağlamadı bize. Neden? Bir kişi açık. Yüzlerce kişi kuyruğa girmiş. Sözde biri söylenme. Alakası bile yok. Bir şey daha söyleyeyim. Vergi daireleri olsun, devlet daireleri olsun, bunlar olsun hep kendilerine göre önlem alıyorlar. Kendi sağlıklarına göre önlem alıyorlar. Vatandaş düşünen yok. Her yerde aynı. İçeri giriyorsun. Etrafa şey çekmişler yani. Virüs önlemek için ama vatandaş şey şuraya çekmiş mi? Herkes iç içe. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Mahmut Kalkan. Bugün vergi dairesi açık. Size evet. Bir katkı sağladı mı açık olması? Açık olması katkı çok sağladı. Ama sıra çok bekledik. Ondan doğru. Kaç saat beklediniz? Tam 1 saat 15 dakikalık 20 dakika bekledik. Ya biz millet haberi yoktu şimdi. TRT haberde şey çıkınca, haberlerde çıkınca öyle geldim ben. Yoksa haberim yoktu yani. O an bitenden geldik, ödedik, gidiyoruz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Sadayan'dayız. Bugün vergi daireleri açık biliyorsunuz. Size katkı sağladı mı açık olması? Sağladı tabii bizim işimizi yoğunluğundan dolayı. Hallettiniz mi sizi işinizi? Teşekkür ederiz. Anadolu Yayıncılar Derneği'nce düzenlenen ve yeni iletişim teknolojilerinin ele alınacağı Dijital Dünya Çalıştayı 5-6 Mart'ta İstanbul'da yapılacak. Bizler de Kanal 68 Televizyonu olarak Çalıştay'da olacağız. Hem ulusal hem de uluslararası bir Çalıştay yapacağız. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından organize edilen ve İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen Dijital Dünya Çalıştayı başlıyor. Çalıştayımızın konusu dijital dünya ve medya. Geleneksel medya yeni dünyada nasıl rol alacak? Geleneksel medya ve reklam ne olacak? Geleneksel medya ve toplum ne olacak? Yapılan çalıştayda çok sayıda sorunun cevabının verilmesi bekleniyor. Çalıştayın en önemli amacı ulusal ve yerel medya yani geleneksel medyanın yeni iletişim teknolojileriyle buluşması. Çalıştay'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin başta olmak üzere çok sayıda önemli isim katılacak. Bugüne kadar yapılmış Türkiye'nin en geniş kapsamlı 2 gün süren Çalıştay olacak. Bu çalıştaya iletişim fakültelerinden, akademisyenlerden, basın dünyasından çok büyük ilgiler var. Dijital Dünya Çalıştayı 5-6 Mart tarihlerinde İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek. Hem kısıtlamaya uymayan hem de maskesiz yakalanan iki gence toplam 8.160 lira para cezası kesildi. Gençlerden birisi çekirdek çitliyorduk, diğeri ise telefonla konuşuyordum diyerek kendini savundu.
takmadınız? 99, 590. Bakkala doğru gitti, bakkala geliyor. Zaten evimiz 183. O yüzden 187. Askerliğimizde çekirdek çekiyordu. Zaten evin aşağısı da 12 diyor. Evimiz var. Muhsin Çelebi Mahallesi'nde koronavirüs tedbir ve önlemleri kapsamında saat 21'den sonra denetim yapan polis ve bekçiler, yolda maskesiz yürüyen Hamidi B. ve Abdülsaner Ö. isimli iki yabancı uyruklu genci durdurdu. Kısıtlama muafiyet belgesi kontrolü yapan ekipler, iki gencin de belgesi olmadığını ve kısıtlamaya uymadıklarını tespit ederken, gençlere kısıtlamaya uymamaktan 3.150'şer TL ve maske takmamaktan 930'ar TL olmak üzere toplam 8.160 TL para cezası kesti. Ceza işlemi uygulanan iki genç, polis memurlarınca maske, mesafe, hijyen ve kısıtlama konusunda bilgilendirilerek evlerine gönderildi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekiplerince durdurulan bir araç sürücüsü ve yanındaki yolcunun polis memuruna ilettikleri ilginç soru şaşırttı. Ayrıntılar haberimizde. Bu kadar değil. Ehliyet alalım, bir şey değil. Kimlik. Çünkü burada bir gerekçesiz asla sokağa çıkmak yasak burada. Geçerli bir gerekçe mi olacak? Ben de şeye, arkadaşa dedim ki, burada dedim, yasak yok mu dedim ya bu kadar insan sokakta. Vallahi inanır mısın? Bayağı bir zamandır sokaklarda polis görmüyorum gece yarısı. Bazen... O zaman sen yanlış yerlerde geziyorsun. Yok komiserim, buraya bir... Burada 24 saat var. Dayı ne çekiyorsun? Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında saat 21'den sonra Büyük Bölcek Mahallesi Tiyatro Kavşağı'nda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri bir otomobili durdurdu. Maske ve kısıtlama muafiyet belge kontrolü yapan trafik ekipleri, sürücü Muhammed T. ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının kısıtlamadan muaf olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ehliyet, ruhsat ve alkol kontrollerinin ardından sürücü ve arkadaşı gönderildi. Gelecek Partisi İl Başkanı Muhammed Dilmaç koronavirüs sürecini değerlendirdi. Gündemde şehrimiz özelinde koronavirüs sıkıntısı var. Tüm Türkiye'de Aksaray ilk onun içinde yer alıyor. Maalesef ki son yıllarda Aksaray'ımız hiç iyi şeylerle anılır olmadı. Sansasyonel olaylar, çeşitli adli vakalar ve son olarak da koronada yüksek sayıyla gündeme geldik. Şehrimizde özellikle Sayın Valimizin tüm çabalarına rağmen gerekli önlemler alınamadı. Bu da halkımızın bilinçsizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Özellikle mesai saatlerinde çarşıda, pazarda kesinlikle azalma söz konusu değil. Denetimlerin, belediyenin ve emniyetin buna göre yapılması, pazarlara giriş çıkışların denetlenmesi. İşte bir pazar arabasının etrafında 3 kişiyle pazara girilip alışveriş yapılması, toplu alanların kullanımı COVID'in yükselmesine sebep oldu. Aksaray'da her ne kadar lokantalar, kahveler ya da yiyecek içecek yerleri kapalı olsa da çarşı içinde görüyoruz ki kahvehane önlerinde, çay ocakları önlerinde insanlar masalarda mesafeyle oturacağı yerde omuz omuza çay içeri haldeler. Aslında böyle bir, bu şekilde bulaşı daha çok yayılmakta. Ben valiliğimizin ve emniyetimizin gerekli önlemleri bu saatten sonra daha sık yapacağını düşünüyorum. İnşallah bu COVID belasını şehrimiz bir an önce atlatır. Özellikle 65 yaş üstünün çarşı merkezindeki park alanlarında yığılmaları da koronavirüsün hızlı bir şekilde yayılmasına sebep oluyor. İnşallah bundan sonraki günlerde şehrimizde sağlıklı günler görürüz. Bu da tamamen işte maske, mesafe, temizlik ve devletin, valiliğimizin ve belediyenin koyduğu tedbirlere uyulmasıyla sağlanacak diye düşünüyorum. Aksaray'da 15 yaşında bir lise öğrencisi
yağmur çamur demeden mahalle mahalle gezerek sokak hayvanlarını besliyor. Önce kendi imkanlarıyla başlayan genç öğrenci, şimdi ise tüm hayvanseverlerden destek bekliyor. Adım Simge Atasoy, 15 yaşındayım. Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde 2. sınıf okuyorum, 10. sınıf yani. 2019'dan beri sokak hayvanlarını besliyorum, tedavi ettiriyorum düzenli olarak. Bu kadar. Peki mamalarını nasıl karşılıyorsun, tedavi ücretlerini nasıl karşılıyorsun, herhangi bir desteğin var mı? İlk başta kendi mamasını alıyordum böyle. Çantama koyup okula giderken yolun üzerindeki hayvanları besliyordum. Daha sonra hayvanların sayısı artınca tek başıma yetememeye başladım. Öğrenci olarak hepsini karşılayamıyordum tabii ki. Sonra internette takip ettiğim sayfalar vardı böyle. Mama kumaraları sayesinde sokak hayvanlarını besliyorlardı. Ben de o şekilde bir sayfa açmaya karar verdim sokak hayvanları için. Orada mama kumbarası var. Buradan gönüllüler kendi aitleri kumbaralar oluşturuyor. Oradan hayvanseverler destek oluyor ve mamalar belli bir miktara ulaşınca bize ücretsiz kargo ile geliyor. Ben de böyle bir sistem oluşturdum kendime. Bu şekilde destek almaya başladım. Ya kızanlar oluyor işte, burada kedi besleme, pisletiyorlar diyenler oluyor, destek olanlar oluyor. Bu şekilde insanların tepkileri. En son dün bir tane kedi tedavi aldırdım. Kedi sahipleri belki biliyordur, FIP diye bir hastalığı var. Kediler arasında bulaşıcı, ölümcül bir hastalık. Ben enfeksiyonu var diye götürmüştüm. Test yapıldı, kuru FIP çıktı. Bunun ilacı SM hastaları gibi yurt dışından geliyor ve çok pahalı. Şimdilik biz 12 gün yetecek kadar ilaç sipariş ettik. Sadece bunlar 270 dolar tutuyor. Yani yaklaşık 2000 Türk lirası. Bunun için desteklerine ihtiyacım var. Benim hesabımla iletişime geçebilirlerse çok mutlu olurum. 5-10 demeden destek olurlarsa hayvanların yaşama tutunması için çok güzel olur. Simge.ats 2Y ile. Siz tanıyabilir miyiz? Ben İpek. Kız kardeşimiz görüyorsunuz burada sokak sokak mama dağıtıyor. Aynen. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Allah bin kere razı olsun. Allah onun gönlünü muradını versin. Benim kediler 4-5 taneydi. Daha sonra onun getirdiği mamalarla kediler biriktirdikçe birikti. Ondan sonra hasta olanı götürüyor, tedavi ettiriyor. Bir tane kedim var, ev kedisi. Sürekli doğum ediyor. Onu götürdü, sıklaştırdı. Yani Allah razı olsun. O olmazsa bu hayvanlar ne olur bilmiyorum. Köşelere birer mama kutusu bırakıyor. Böyle getiriyor. İşte dün şey ettim, kızım dedim mama var mı? Abla dedi elimde yok ama getireceğim dedi. Hayvanlar gibi ben de onun yolunu gözlüyorum. Peki mahalle sakinlerinin tepkisi nasıl? Çok güzel, çok güzel bakıyorlar ona. Yani çok yardımsever. Yani insanlardan ziyade hayvanların dili ağzı yok. Onların bakıma muhtar. En az 10-15 tane oluyor. Gece köpekler de gelip yiyor. Gel. Şöyle şey. Dur sen önünü biraz yapayım. Çekil bakayım. Gel. Vali Hamza Aydoğdu ve İl Tarım Müdürü Bülent Saklav koronavirüs denetimleri kapsamında bugün sahadaydı. Vatandaşları ve sürücüleri tek tek uyaran Vali Aydoğdu, lütfen kurallara uyalım, okulları ve işletmeleri bir an önce açalım dedi. Yanaşın şöyle trafikçilere. Şöyle yanaşın kenara doğru. Trafikçilere doğru yaklaşın. Niye bu sandalyeyi? Niye dışarıdayız? He? Nereye kursa gidiyor? DYK kursu mu? Öyle mi? Kaçıncı sınıftasın? Tamam, maske tamam, mesafe de tamam. Hadi bakalım, dikkat edin. Hadi. Nereye gidiyoruz? Araba kaçıyor, araba kaçıyor. Araba kaçıyor. Nereye gidiyoruz? İzin kağıdımız var mı? Eşim işten aldım. Nereden? Artemis kimyada çalışıyor. Tamam, eşinizde olabilir de sizin çıkmanız yasak ama. Servis yok Sayın Vali. Sabahlar ben bırakıp ben geliyorum. Çıkmayacağız, 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 çıkmayacağız. Çıkarsak normalleşemeyiz. Bak okulları açmamız gerekiyor işi, lütfen. Hadi, hadi, hadi. Evet. Efendim.
gideyim mi? Selamünaleyküm. Alek niye çıktın? Vallahi ev karşıda. Çıkmaman gerekiyor. Ağzınıza layık hava yaptım. He. Ben sana ayıcıyım. Gelin gidelim yiyelim baba. Peki izinsiz çıktın, ne yapacağız onu? Senin canın sağ olsun. Çıkmayacağız bir daha. Tamam. Sen çıkarsan iş yerlerini açamıyoruz, okulları açamıyoruz. Evet. Hava burada mı? Hava burada. Kokusu da iyi geliyor. Ama hadi izinsiz gidelim. Çıkma. Allah razı olsun. Gidelim. Sağ ol. Hadi. Ama peki, izinsiz çıkma. Tamam. Lütfen. Çok teşekkür. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ ol. Evet. İzin. İzin kağıdı şey dışarı çıkabilir. İzin kağıdı olmasın. Neredesiniz? Tamam hadi. Gel ticari geçti. Niye dışarıdayız? Neyi gezdiriyorsun? Askerimizi. Tamam peki hadi. Ama dikkat edin. Öyle fazla elin orada. Tamam tamam. Ben küçük bir dönemeden belgemi çalıştım. Hangi dönemi? Var değil mi? Bilmiyorum. Bu nasıl kağıt ya? Kaçıncı sınıftayız? 12. Denemelerimiz de benim sözel. He? Benim sözel. Şöyle kenara alın. İşte abi. Bu kim? Alın şöyle içeri. Tamam hadi. Nasıl gidiyor dersler? Şu anlık iyi. Tamam hadi dikkat edin abi. Tamam. Şurada düşersen Allah muhafaza. Teşekkürler. Hadi. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Tebrik ediyorum. Bir dakika. Teşekkür ediyorum. Tamam iyi tebrik ediyorum. Ediyorum. Allah razı olsun. Nerede izin kağıdınız? Tamam hadi bak. Teşekkür ederim. Yeni bakalım. Kolay gelsin. Nereden geliyoruz? Öğretmen misiniz? Evet. DK kursu mu vardı? Evet. Tamam. Nasılsınız? İyi misiniz? Tamam. Sağ olun. Göbek değil mi? Peki. Tamam. Biz nereye gidiyoruz? Hocam İstanbul'dayım. Görevdeyim. Ben de burada profesörüm. Üniversitede. İstanbul'da olmalıyız. Peki. Peki. İyi misiniz? Allah'a çok şükür. Niye dışarıdayız? Bize yaklaştık mı? Tamam. İzin kağıdı var mı? Yok. Varsa tamam. Nereye gidiyorsun? Tamam. Niye dışarıdayız? He? Yasak o, yasak. Kuralı yasak. Hangi kuralı? Sadaka bölgeniz var mı? Çok da çalıştı bu da. Gelin hadi. Nereye gidiyoruz? İzin var mı? İzin. Marketten alışverişi yaptım. Hastanede benim amcam var aradı. Herkesin bir yol ahalisi var. Bizde işe yok. Çıkmayacağız ama. Tamam. Zaten tamam. Eve dönüyoruz. Niye dışarıdayız? DYK kursları. Tamam. Cihan Bey'le Salih İnşaat Müzakere'de şantiyemiz var da. Mahalle Bey'le buraya da var. İzine geldim. Nereden geldin? Irak'tan. Tamam. Hadi. Yerlerini açalım. Kuralları hep unutmayalım. Hadi. Masken nerede? Tak maskeni. Bak aynı şey görüyor musun? Bak bu da aynı. Ne de aynı? İnşaat. İnşaatçı. Nereye? İnşaata mı giriyorsun? İnşaata mı çalışıyorsun? Maske takıyoruz onu. Doğuştan görme engelli olan 24 yaşındaki Emre'nin en büyük destekçisi annesi. Emre annesiyle birlikte hem oyun oynuyor hem de yeni şeyler öğreniyor. Bugün Emre'nin yanındayız. Aslında hiçbir engelin mutluluğa engel olmayacağını görüyoruz. Günler. 24 yaşındayım. Hayatı alemle kutluyorum. Sizi tanıyabilir miyim? Fahriye Çağdaş. 42 yaşındayım. Emre'nin annesiyim. Evet. Nasıl gidiyor? Bir yaşantınızı anlatabilir misiniz? Yaşantımız normal. Emre görme engelli. Onunla ilgileniyorum. Kızımla ilgileniyorum. Dördüncü, üçüncü bir çocuğumuz var. Ponçik. Onlarla ilgileniyorum.
rutin günlük işlerimizle uğraşıyorum. En çok da Emre ile ilgilenmek zorundayım. Çünkü bensiz hayata tutunması pek mümkün değil. Çünkü bana ihtiyacı olduğu için sürekli yanındayım. Evet, mesela neler yapıyorsunuz? Bir gününüzü anlatır mısınız? Bir günümüz neler yapıyor? Okula gitmediği gün kahvaltımızı yapıyoruz. Emre ile oturuyoruz. Hava güzelse köpeğimizi alıp parka iniyoruz. İşte kahvemizi içiyoruz. Biraz kahve meraklısıyız. Oyunun dışında da pek yaptığımız bir şey yok. Yemekti. İşte Emre ile sohbet etmeyi seviyoruz. Beraber dizi, film izlemeyi seviyoruz. Evet Emre. Yasak biterse eve gitmeyi çok özledik. Evet, okula da gitmek istiyorsun. Evet, okula da gidiyorum. Pandemiden dolayı pek evden çıkamıyoruz. Genelde Emre'nin adını aldığım araçla bunları gezmeye götürmeye, Emre ile en çok yemeğe gitmeyi seviyorduk. Bu da dönemlerde gidemiyoruz. Ama arabamız olduğu için yine de bunu dolaşmaya köye götürüyorum. Evet. Evde mesela faaliyetler neler yapıyorsunuz? Görüyorum, evi çok güzel dizayn etmişsiniz Emre Şimdi için. Şimdi bu oda Emre'ye özel. Yani duvarlar fark ettiyseniz sarı kırmızı. Odanın çoğunluğu sarı kırmızı. Bu odadaki her şey Emre'nin rahatı için tasarlandı. Mesela televizyonu küçük mü geliyor? Gidip bir de büyük boyunu alıyorum. Her yıl ortalama 2-3 yılda bir televizyonu değiştiriyorum. Daha rahat edebilmesi için, görebilmesi için. Çünkü Emre maçları ve televizyon izlemeyi çok seviyor. Engelli çocukları olan annelerimiz var. Bunlara neler söylemek istersiniz? Bana göre engelli çocuk yoktur. Özel çocuk vardır. Ve her annenin gururudur özel çocuk. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Çünkü bana bir zorluğu yok. Benim nasıl normal bir çocuklukla hayat yaşıyorsan engelliyle, daha doğrusu özel çocuklarla da yaşayabilirsiniz. Ben bunu çoğu ailede görüyorum. Ben çocuğumu 4 yaşından beri özel eğitime götürüyorum. Ve orada çocuğunu yaşayan çok aile gördüm. Ama bu da Allah'ın bize bir lütfu. Belki de biz bunlar sayesinde cennetin yüzünü göreceğiz. O şekilde düşünmeleri lazım. Engelli olarak değil, özel olarak görmeleri lazım. Ben bunu söylüyorum. Her çocuk özeldir benim gözümde. Yani sağlıklı bir çocuğun Allah göstermesin kaza yapıp sakat kalmayacağının hiçbir şey garantisi yok. Bizim bile garantimiz yok. O yüzden bazı görüyorum yanında engelli ya da özel çocuğu olan aileler hor görülüyor. Benim tek istediğim o çocukların da bir çocuk olduğunu, onların da normal bir çocuk olduğunu görmelerini istiyorum ben. Benim de isteğim bu. Dur orada. Arabaların önünde dur. Anne durun çocuğum. Bir tane daha verelim mi araba? Getiremeyiz. Tren getir. Los değil o. Atatürk arabasıyla tren var elinde. Atatürk'ün arabasıyla trenmiş. Seviyor musun? Evet. Plastik aracımız da var. Babam olmadığı için apalı garajda duruyor. Amcam orada. İki tane de plastik aracımız var. Babam aldı duruyor. Biri öldü. Yeğenlerim mahvetti. Bunlar en sevdiğin oyuncak. Evet. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray, Aksaray Spor bir de. Evet. Evde bir gününde neler yapıyorsun? Arkadaşlarının tavsiyeleri nelerdir? Boyama yapıyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Maşallah sana. Köpeğim var. Onunla vakit geçiriyorum. Annemle dolaşıyoruz. Maşallah sana. Şimdi ekonomi gündemi. Hava durumu. Thank you.
Kanal 68 Televizyonu haber bültenimizin bugün de sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Her gün binlerce kişinin ürünlerini ücretsiz yükleyip kolayca kiraladığı Türkiye'nin en büyük kiralama platformu kirabudur.com'da 14 ana 1920 alt kategori ile aradığınız ilanı bulmanız ve kiralamak istediğiniz ürün ve hizmeti yüklemeniz oldukça basittir. Bilgisayar, telefon ve tabletinizden www.kirabudur.com adresinden platformumuza ulaşabilir, isterseniz telefonunuzdan Google Play ve Apple Store'dan mobil uygulamamızı indirebilirsiniz. Kurumsal ya da bireysel olarak ücretsiz üye olabilir, sıfır komisyonla sınırsız ilan verebilirsiniz. Modern tasarımı ve sade arayüzüyle işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayan kirabudur.com'u nasıl kullanacaksınız bir bakalım. Kirabudur.com'da yer alan ana ve alt kategoriler aradığınız ilana hızlı ve kolay bir şekilde erişmenize yardımcı olur. İlanlarınızı Kirabudur'a yüklemek için kayıt ol bölümünden ücretsiz üye olduktan sonra mail adresinize gelen doğrulama postasını onaylayın, ücretsiz ilan ekle butonuna basın, ürününüzün kategorisini seçin, ürününüzün alt kategorisini seçtikten sonra ürün özellikleri ekleyin. İşte ilanınızı kirabudur.com'a yüklemek bu kadar kolay ve ücretsiz. Artık ilanınızı binlerce kişi görecek ve hızlıca sonuca ulaşacaksınız. Neden satın alıp gereksiz maliyete maruz kalalım ki mottosuyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimizle birlikte büyümeye devam edeceğiz. Kirabudur.com, Türkiye'nin en büyük kiralama platformu.